Arkadaşlar Sayın Bakanımız biraz sonra ifade edecektir. Dün de aynı gibi televizyon programında ifade ettiler. Sabah toplantıda da ifade ettiler. Aydın'ımıza 40 müjdeyle geldiler. Ama bize göre 444 müjdeyle gelmişler. Çünkü her müjdenin içinde birbirinden farklı müjdeler var. Ben bir Aydınlı olarak en başta Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun efendim. Hakikaten Aydın'ı kolluyorsunuz, gözetliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok değerli bakanım. Sizler Aydın'la alanımız bugün kıvancını yaşıyoruz. Gerçekten Aydın'ımıza o kadar bir gerçekleştirilmeyen, rüyaların gerçekleşemeyen hayırlı hayat verdiğiniz için sizlere Aydın'lar olarak minnettarız. Bugün de sabahleyin yaptığımız toplantıda yeni müjdeler de Aydın'a geldiniz. Eliniz çantanız dolu geldi. Sizlere minnettarız. Aydın'a sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Artık oradan artık. Saygıdeğer milletvekilim, değerli il başkanım, teşkilatımızın güzide mensupları, basınımızın değerli temsilcileri, ben de böyle güzel bir günde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hakikaten Efeler Diyarı, yiğit insanların diyarı, güzel insanların diyarı ve Aydın'da sizlerle beraber bulunmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan duyduğum büyük memnuniyeti kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Aydın'da her gelişte ayrı bir heyecan duyuyorum. Benim de Aydın'a karşı ayrı bir gönül bağım var. Sayın Başkanımız bunu çok iyi biliyor. Ben burada detaylı açıklamayacağım. Aydın'a ne yapılsa azdır. Ben de Aydın'ın hem hemşerisi olarak hem aynı zamanda hizmetkarı olarak Aydın'a hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Öncelikle değerli teşkilat mensuplarımız, hakikaten sizlere teşekkür borçluyuz. Seçimlerden önce de geldim. Her seçimde Aydın'daki AK Parti oy oranını artırdınız. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki seçimlerde de destan yazılacağınıza ben yürekte inanıyorum. Esas itibariyle buraya gelirken tabii ki biz boş gelmedik. Heybemiz dolu geldik. Adeta heybe değil artık tır gibi oldu. Allah'a şükür 40 müjdeyle geldik. 762 milyon TL'lik bir müjdeyle Aydın olalım. Böyle bir müjde görmemiştik. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii buraya gelirken Başbakanımız da özellikle son bakan arşiv toplantısında Aydın'a gideceğim. Sayın Başbakanım, Aydın'a güzel müjdelerimiz var. Eli boş gitmiyorum. Oraya büyük müjdelerle gidiyorum dediğim zaman çok duygulandı. Aydın'a karşı Başbakanımın da ayrı bir sevgisi var. Milletvekillerim zaten onu biliyor. Dolayısıyla oradaki bütün Aydınlılara, teşkilatımızın mensuplarına benim en kalbi sıcak selam ve sevgilerini iletir misin diye benden rica etti. Ben de Başbakanımızın bu güzel selamını sizlere iletiyorum. Değerli kardeşlerim, hakikaten Başbakanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz gece gündüz çalışıyor. Ve Türkiye'de muhteşem bir dönüşüm var. Bunun da herhalde farkındasınız. Özellikle Türkiye çok daha büyüyor, çok daha gelişiyor. Dünyada büyümede şu anda Çin'den sonra ikinci sıra yükseldi. Enflasyon canavarı vardı geçmişte, hatırlarsanız o enflasyon canavarı tamamen yok edildi. Ayrıca faizler, hatırlayın, devletin borçlanma faizi dahi %63 idi. Bu Allah'a şükür bu durumdan kurtulduk. Maliye Bakanımız da geçen gün konuşmamızda şunu söyledi. Toplanan vergi gelirlerinin geçmişte %86'sı tamamen faiz ödemeleri diyor. Yani devletin bütçesinin beli faiz ödemekten adeta kırılıyordu. Dolayısıyla sizlere hiçbir yatırım gelmiyor. Bakın Aydın'a geçmişte ne yatırım yapıldı? Onları bir mukayese ederseniz aradaki farkı göreceksiniz. Şimdi ben onları söyleyeceğim. Sadece Aydın'a değil, bütün Türkiye'ye yatırımlar yapıyoruz. Artık çünkü gerçekten başı dik bir Türkiye var. Küresel güç, bölgesel güç bir Türkiye var. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Hatırlayın geçmişte IMF'ye olan borcumuzdan dolayı 23,5 milyar dolar borçtan dolayı boynumuz büküktü. Çünkü borçlu olan insanın beyni, boynu bükük olur. Ama şu anda
şu müjdeyi veriyorum. Başbakanımız da geçenlerde ulusa sesleniş konuşmasında açıkladı. Malum olduğu üzere Meksika'da G20 zirvesinde hatırlarsanız IMF dünyadaki küresel krizden bahsederek gerçekten büyük para sıkıntı çektiklerini, Türkiye'den 5 milyar dolar borç istedi. Borç nereden nereye? Ve bundan 2 ay önce de Bakanlar Kurulu'nda artık kasamız dolu. Merkez Bankası'nın kasasında 120 milyar dolar döviz var. Ve bunun 5 milyar dolarcığını IMF'ye borç olarak verelim diye görüşmeler başladı. Türkiye böyle bir Türkiye değerli kardeşler. Ve paramız, hatırlayın, paramız pul mesafesindeydi. 6-0 dolayısıyla yurt dışında alay mercii olurdu. Paramız hiçbir yerde kıymeti yoktu. Pasaportun kıymeti yoktu. Şu anda paramızdan 6-0 attık. Paramız kıymetli hale geldi. Pasaportlar çok daha kıymetli hale geldi. Bunu yurt dışında olan kardeşlerimiz çok daha iyi fark ediyor. Şimdi inşallah Türkiye'nin büyük hedefleri var. Değerli kardeşler. Başbakanımız zaten Türkiye'yi daha da büyütmek için büyük hedefler ortaya koydu. Hedefimiz 2023. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye'yi 26. sırada almıştık, 16. sıra yükselttik. Ama biz büyük bir milletiz. İnşallah Türkiye'yi ilk 10'a, 2023 yılından önce ilk 10'a yükseltmenin heyecanıyla, hedefiyle, şevk ve heyecanla çalışacağız. Hatta Başbakanımız ne diyor? Hedef 2023. Türkiye hazır, aydın, hazır. Aydın, hazır. Yani kardeşlerim, tabii ben burada Türkiye'de yapılan muhteşem yatırımlardan bahsedecek değilim. Bakın bir taraftan borç ödedik. IMF borç. Neredeyse bitmek üzere 5 milyar dolar borç veriyoruz. İki, devletin vatandaşa borçları vardı. Zorunlu tasarruf fonu hatırlayın. 13,5 katrilyon. Evet. Ödemeleri 3 katrilyon. Giderken geçmiş hükümetler, koalisyon hükümetleri vatandaşın parasını bankalara soydurmuş. Hortumlatmış adeta. Onların 50 milyar dolarlık borçları vardı. Mudilere olan biliyorsunuz devletin garanti ettiği tasarruflar vardı. Onların ödenmesi. Sırf İmar Bankası'ndan dolayı. Kaç milyar dolar ödedik biliyor musunuz? Sırf İmar Bankası soygundan dolayı. 8 milyar dolar ödedik. O para bende olsaydı Türkiye'deki bütün barajları bitirdim. Ama artık o defterleri kapattık. Dünyada bakın değerli kardeşlerim, basın mensupları. Dünyada, Avrupa'da ve Amerika'da çok banka battı. Küresel kriz sebebiyle. Türkiye'de bir tek banka batmadı. Vatandaşın bir tek kuruşunu hortumlatmadı. Eskiden biliyorsunuz devlet bankaları, Ziraat Bankası, Halk Bankası, hatta Vakıflar Bankası çeşitli şekillerde soyulurdu. Bu zarar da görev zararı diye deftere yazılırdı. Bu parayı kim ödüyordu? Millet ödüyordu. Bu yüzden yatırımlar yapılamıyor. Artık kasalar dolu mu? Borçlar ödendi mi? İç borç ve dış borçlar. Ve neticede şu anda bütün yatırımlar Türkiye'de dolu dizgin devam ediyor. Dolu dizgin. Yani muhalefetin hayal edemeyeceği, rüyasında göremeyecekleri yatırımları yapıyoruz değerli kardeşler. Bakın hani neden bahsedeyim? Size sağlıktan bahsedeyim. Sağlıkta Türkiye'de muhteşem bir dönüşüm oldu. Ve yurt dışından şu anda ya çok berbat bir sağlık sisteminden, dünyanın en derin sağlık sistemine Türkiye nasıl kavuştu diye bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Tezler hazırlıyorlar. Doktora tezleri hazırlıyorlar. Şu anda isteyen istediği yerde ilacını alabiliyor. İstediği hastanede muayene olabiliyor mu? 5 yıldızlı hastaneler yapılmaya başlandı. Çoğu bitti. Allah'a şükürler olsun. Bunun dışında Milli Eğitim'de muazzam bir hamle yapıyoruz. Neden? Çünkü bu hedefi, birinci hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. İkinci büyük hedefimiz var, o da Malezgirt Meydan Muharebesi'nin kazandığı 26 Ağustos 1071'in 1000. yılı. 2071 yılı. Onu da yeni doğan yavrular için onu hedef olarak koyuyoruz. Dolayısıyla bu hedefleri gerçekleştirmek için her şeyden önce gerçekten nesillerimizin çok iyi yetişmesi lazım. Bu bakımdan eğitime çok büyük destek veriyoruz. Bakın şu anda eğitimde üniversitesi olmayan il kalmadı. Ayrıca bütçeye bakın. Geçmişte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi sadece 7,5 katrilyondu. Yani yeni parayla 7,5 milyar TL.
Ama 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine biliyor musunuz? 39 milyar TL, yani aşağı yukarı 5 katı. Şimdi 2013 yılında rakam daha da arttı. Teklif edilen bütçete görüşmeler başlıyor. Teklif edilen rakam 47 milyar TL. Yani 47 katılıyor. Yedimiz. İşte farkımız bu. Biz nesilleri, yavrularımızı, geleceğimizin teminat olan gençlerimizi çok iyi şekilde hazırlamak istiyoruz. Bunu hazırladığımızda zaten her şey biter. Allah'ın izniyle. Bunun dışında TOKİ 500 bin konut yapıyor. İkinci dönemde şu anda 600 bine çıktı. İkinci dönemde 500 bin konut daha yapacak. Keza diğer bakanlıklar, Tarım Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı destan yazıyor. 16 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Havalanı halkın yolu haline geldi. Şimdi hızlı tren çalışmaları başladı. İnşallah çok daha güzel günleri yaşayacağız. Ben tabii bunları detaylı anlatmak istemiyorum. Sizler zaten biliyorsunuz. Ama bakanlığımızla ilgili de bir iki hususu belirteyim. Bakın bizim bakanlığımız, ben en büyük yatırımcı kurumlardan birisi olan Devlet Su İşleri'nden bir tek misal vererek aradaki farkı sizler lütfen mukayese ediniz. Bakın DSE bizden önceki hükümet döneminde 3,5 yıl kaldılar biliyorsunuz. Önümüzdeki o dönemden bir yıl sonra, aşağı yukarı bir ay sonraki müteakip ayın maaşlarını, memur maaşlarını ödeyemeyecekler için onlar biliyorsunuz hükümeti terk edip kaçıp gittiler. Ama 3,5 yıl koalisyon hükümeti iktidarda kaldı. Şimdi ne kadarlık para harcamış biliyor musunuz DSE'de? 8 katrilyon para harcamış. Açtığı 3,5 yılda tesis sayısı sadece 9 değerli kardeşler. 9 tesis açabilmiş. Peki 8 katrilyon para harcıyorsun, 9 tesis millete hizmet olarak sunabiliyorsun. Bunların bir kısmı da taşkın koruma, gölet vesaire. Ne yapar? Yılda sadece 3 tane tesis. Biz şimdi bakın yılda sırf DSE'de 300'den fazla tesis açıyoruz değerli kardeşler. 300'den fazla tesis. Şu ana kadar 1128 tane tesisi açtık. Bunun 206 tanesi baraj. Dev baraj. Türkiye'nin en yüksek barajı şu anda Ermenek Barajı 218 metre. Onu biz açmışız. Şurada Çin'e barajı. Dünyada sınıfında ilk 6'ya giren baraj. Artı şu anda onu da açtım. 249 metre yükseklikte Derner Barajı Başbakanımız tarafından bu yıl açılacak. 206 baraj, göletler hariç. Şimdi aşağı yukarı 11 milyon dekar araziyi modern sulama sistemiyle sulamaya başladık. Çorak topraklara su verdik. Şehirlerde ben sanıyordum ki sadece İstanbul'da susuzluk var. Ama pek çok şehirde, Türkiye'de 49 şehirde susuzluk probleminin aydın dahil olduğunu gördük. Bakın şu anda İkizdere Barajı'nı yapmasaydık biz şu anda sel hatlarını, pompa istasyonları yapmasaydık, bu yıl mevcut sular yetmiyordu, aydın tamamen susuzdu. Ama Allah'a şükür aydınımızın 2050 yılına kadar suyunu hazır ettik. Böylece sadece aydın değil, Türkiye'nin her şehrine, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya kadar, efendim Kars'tan Edirne'ye kadar, Çorum'dan Mersin'e kadar, İzmir'den Ankara'ya kadar bütün şehirlerin ta 2050-60, hatta İstanbul gibi büyük şehirlerde 2071 yılına kadar suyu hazır ettik. İşte biz farkımız bu. Biz büyük düşünüyoruz. Neticede bizim yaptığımız şu, milletin emanetine sahip çıkıyoruz. Sizlerden aldığımızı sizlere hizmet olarak sunuyoruz. Hortumların tamamını kestik. Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyan hükümet bizim hükümetimizdir. Hatta o kadar tesis açıyoruz ki başbakanlar oturduk konuştuk. Başbakan dedi ki ya siz 300 tane tesis açıyorsunuz yılda. Bunların her gün bir tanesi açmaya gelsek başka iş yapmamamız lazım. Başbakanım şöyle bir kriter koydu. Ben temel atmaya gelmem. Siz temel atın, açılış tarih saatini bize söyleyin dediler. Nitekim biz temel atıyoruz, açılış tarih saatini ilan ediyoruz. Tarih ve saat. Peki diğer açılışlara da gelirim ama 10 trilyondan, 10 milyon TL'den büyüklere ben açarım dedi, topluca açarım dedi. Nitekim bakın hatırlayın, burada 2010 yılında Çin'e barajı vardı. Ve bu hatırlayın, ben detayını biliyorsunuz,
ta Sultan Abdülaziz döneminde Aydın Vilayet Encümeni burada bir bent yapılması için padişaha dilekçe vermiş. Öyle bir baraj istiyoruz. Rahmetli Adnan Menderes böyle keşke birisi bu barajı yapsa da Aydın Ovası, Koçarlı Bağlısı, Söke Ovası sel baskınlarından kurtulsa diye böyle bir hatıratın da var. Biz bunu hazırladık. 2010-2010 tarihinde saat 10'u en geçe bitireceğimizi söyledik. Ve Allah'a şükür başbakanımız geldi. Orada 110 tesisi, büyük tesis, dev tesis, barajlar, sulama tesisleri, içme suyu tesislerle beraber 110 tesis o gün orada açtı mı? Sizler de katıldınız büyük bir heyecanla. Şimdi geçen sene ise 2011 yılında 111 tesis başbakanımız açtı. 250 tesisi ben açtım. Bu sene 2012'ye ki burada da barajlarımız var. Karacasu Dandaraz Barajı gibi Aydın'da tesislerimiz var. Allah nasip ederse ona 12-12-2012 saat 12-12 geçe 112 tesisi başbakanımız için hazırlıyoruz. O tarihte açacağız. Onun sözünü veriyoruz. Ben de yaklaşık 250 tane küçük tesisi, küçükler bana düşüyor. 10 trilyondan düşüyor ama küçük dediğimizde tabii belediyenin işlerini şey yaparsak çok devasa tesisler. Onları mukayese edersek bu yüzden onu açacağız. Allah nasip ederse sadece bu konuda değil, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, meteoroloji, ilk defa otomatik meteoroloji ölçüm istasyonlarını biz kurmaya başladık. Denizde dahi ölçüm yapıp şamandıranlara otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kuruyoruz. Çünkü burası turizm alanı ve böylece inşallah çok daha güzel hizmetler yapacağız. Onun müjdesini veriyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii Türkiye'den bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten siz biliyorsunuz ama Aydın'a gelirken biz az önce ifade ettik, basın mensuplarımız da biliyor. Bunları bir taahhüt olarak da ben bütün basın mensuplarına herkese dağıttım. Çünkü biz sözümüzün eriyiz. Neyse vaat edersek yapmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü AK Parti'ye bu yakışır. Başbakanımız da zaten söz verince yapılması konusunda bize kesin talimat vermiştir. Farkımız bu. Geçmişte temel atarlardı, temel unutulurdu. Ama şimdi biz sözümüzü veriyoruz. Hangi tarih, hangi saatte gideceğini de saati dair sizlere söylüyoruz. Şimdi 40 tane müjdeyle geldi. 762 milyon TL. Böyle bir şey şu ana kadar yok. Bunlar içinde büyük barajlar var. İşte Karacasu Dandaraz Barajı'nı bitiriyoruz. Gökbel Barajı diye muhteşem bir barajın inşaatına başlayacağız. Bunun dışında çok sayıda deres dağı sulamalar var. Dalama sulaması, Karpuzlu Ovası sulaması ve ayrıca Sarıçay Barajı diye barajın hazırlıklarını yapıyoruz. Bu özellikle Beş Parmak Barajı diye tekrar bu barajlar pek çok tesis, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, metrolojinin 6 tane otomatik metroloji ölçüm gözlem istasyonu kurulacak. Kuşadası'na deniz ölçümleri için otomatik ölçüm sistemini kuruyoruz. Bunları ben detaylı size dağıttığım için okumayacağım. Çünkü okumamız dahi sizi yorar diye tahmin ediyorum. Ya okumak, dinlemek bile sizi yorar. O bakımdan ben bunu Sayın İl Başkanıma teslim ediyorum. Bu tabii. Bir diğer husus da değerli kardeşlerim, merkez hükümetin ve bizim yaptıklarımız şimdiye kadar. Bunlarla ilgili de sadece isimlerini yazabildik. Bir kitapçık hazırladık. Bunu da Sayın İl Başkanıma teslim ediyorum. Şimdi kardeşlerim, şu ana kadar Aydın'ımıza merkezi hükümet en büyük desteği vermiştir. Yapılanların tamamı hükümetimizin eseridir. Son 9 yılda yapılanları lütfen bundan önceki 70-80 yılda yapılanlarla mukayese etmenizi rica ederim. Bu geçen yıl sonuna kadar yaklaşık 14 milyar TL, 4,5 katrilyon civarında bir yatırım yapılmış. Bu seneyle 5 katrilyonu aşıyor şu anda. 5 katrilyon Aydın'a yatırım yapılmış. Bunların içinde en büyük yatırım yapan bakanlık biziz Allah'a şükür. Bundan dolayı kurutuyorum. Yaklaşık olarak 1.825.388 TL, yaklaşık 2 katrilyonluk kısmını
bizim bakanlığımız yapmış. Çünkü burada DSE'nin muazzam yatırımları var. Diğer bakanlıklarda yatırımlar yapıyor. Hoş geldin Sayın Vekilim. Bakın Aydın Ovası sulaması, Sultanhisar sulaması, Bozdoğan Ovası birinci kısım, İkizdere Barajı, Çin'e Adnan Menderes Barajı, Aydın Ortaklar Projesi, yani 29 yerleşim alanıyla burada İkizdere Barajı'ndan aldığımız suyu 29 yerleşim alanı ve Aydın'ın merkezine su vermek suretiyle 2050 yılına kadar Aydın'da su problemi olmayacak. Allah'a şükürler olsun. Bunun dışında Karpuz Nova sulaması, Karacören Göleti, Söke Ovası ile ilgili drenajlar, Kemer Barajı ile ilgili çalışmalar, 28 tane dere ıslah ettik ki bunları da okumayacağım çünkü zamanımız yok. Koşmaktan anlatamıyoruz. Gökbel Barajı'nın müjdesini verdim, inşaat başlıyor. Temel atmaya geleceğim. Gökbel Barajı, bugün tabii geldiğim zaman ben gelirken sadece yalnız ben bakan olarak gelmedim. Bakanlığımın bütün birimleri şu anda burada. Yani bakanlığın kapısını kapattık, kilitledik, buraya geldik. Bütün yatırımcı genel müdürler, HSE genel müdürü, orman genel müdürü, doğa koruma müfredatları genel müdürü, meteoroloji genel müdürü, bütün daire başkanları, genel müdür yardımcıları, ayrıca bölge müdürleri ve şube müdürleri hepsi burada. Ve bir muazzam bir sunum yapıldı. Ve özellikle gerekse Çin'deki sulamalar, gerek Koçarlı, Bağrası, Söke Ovası'nda muhteşem bir proje hazırladık. Tamamen cazibeli, kapalı sistem, borulu şebeke. Böylece hem Çin'e barajından hem de Gökbel barajından her iki tarafta kapalı sistem olarak su alacağız. Çünkü daha önce kanalet vardı, açık kanal vardı. Doğrusu benim içime sinmedi. Çiftçilerimizle de konuştuk. Projeyi değiştirdik. Muhteşem bir proje açılıyoruz. Şu anda inşaatlar başlıyor. Bozdoğan Ovası sulaması devam ediyor. Bunun dışında ortaklar projesiyle ilgili bütün çalışmalar, iletim hatları vesaire yapıldı. Bunları anlattım. O kadar çok ki bunların ismini söylemeyeyim. Şimdi bir de müjde verdik. O da şu. Biz Aydın'daki bütün barajları, büyük barajları inşallah 2 yıl zarfında bitireceğiz. İşte burada Sarıçay Barajı'ndan tutun Gökbel Barajı vesaire. Diğer barajlar 5 parmak mıydı? 5 parmak barajı. Onları bitireceğiz. 3 tane büyük baraj kalıyor. Onu bitireceğiz. Bir de Aydın'daki topografya hakikaten sert bir topografya var. Dik eğimler var. Şimdi dedik ki 1000 günde 1000 gölet kapsamında Aydın'a şu ana kadar 12 tane gölet ve sulamasını, modern sulamasını yapalım diye karar aldık. Ama şu anda 12 ile kalmayacağız. Allah nasip ederse bu sayı çok daha artacak. İnşallah. İnceleme yapılıyor. Aydın'da sulanmadık yer bırakmayacağız. Çünkü Aydın insanı çalışkan ve aynı zamanda topraklar mümin, adam ekseniniz bir biter diye bir söz var. Dolayısıyla bu toprakların tamamını sulayacağız. Ve bunu temel attığımız zaman, bakın temel atmaya geleceğim, 365 günde hem göleti hem sulaması bitecek şekilde planlayacağız. Ve muhteşem bir yatırım olacak. Bunun dışında orman teşkilatımız çalışıyor. Şu anda çok büyük müjdeler verildi. 475 bin dekar arazide orman teşkilatı çalışma yapmış. Erozyon kontrolü ve orman ağaçlandırma. Ve 18 milyon fidanı dikmiş. Hatırlarsanız biz Aydın'da çok güzel bir Adnan Menderes şehir ormanı kurduk. Oraya mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem bir orman. Korunan alanlar, yaban hayatı ve korunan alanlarla ilgili müjdelerimizi ben verdim. Bu kitapta var. Onlar kitapçıkta, broşürde var. Bunun dışında meteorolojiyle ilgili Aydın Merkez, Didim, Kuşadası, Nazilli, Söke, Çıldır, Sultanhisar, Çine, Karacasu, İncirliova, Bozdoğan ve Çine orman alanında olmak üzere 12 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk buraya. 6 tanesinde söz verdik. O da bu kırılacak. Germencik, Koçarlı, Kuyucak, Yenipazar, Buharkent ve Köşke'de kurulacak. Bunun da müjdesini verdik. Değerli kardeşlerim, tabii diğer bakanlıklardan özellikle Sağlık Bakanlığı burada çok muazzam yatırımlar yaptı ve devam ediyor. Bir kere 3 tane devlet hastanesi, 24 tane sağlık ocağı, sağlık tesisi yapılmış ama
Şimdi Aydın'a devasa bir şehir hastanesi, 600 yataklı bir şehir hastanesi için çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunun da temeli yakında atılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 1906'dan derslik yapmış. Ulaştırma Bakanlığı biliyorsunuz destan yazdı. 218 kilometre geçen yıl sonuna kadar bir bölünmüş yollar, yolları böyle kaymak gibi yaptı. TOKİ'nin çalışmalarını burada anlatmamıza gerek yok. TOKİ 1346 tane konutu tamamlamış. Yeni inşaatlar devam ediyor. Ve Tarım Bakanlığı, bakın buraya en büyük desteği Tarım Bakanlığı Aydın'a vermiş. Sadece tarımsal zirai destek olarak 1 milyar 375 milyon TL. İlk bir muazzam destek. Köydes ve beldes kapsamında çalışmalar yapılıyor. Değerli kardeşlerim, ben bunları da Sayın İl Başkanıma teslim ediyorum. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Önümüzde bir mali idareler seçimi var. Tabii AK Parti büyük düşünen bir parti. Ve vatandaşın, milletimizin bağrından çıkmış bir parti. Ve şu anda AK Parti'nin üye sayısı dünyadaki bütün partiler üye sayısını katlıyor. Bakın 7 milyonu aştı. 7 milyon 800 bin kişiye ulaştı. 7 milyon 800 bin üyemiz var. Sırf kadın kollarının üye sayısı 3 milyon aştı. 3 milyon. Bakın bu gerçekten çok büyük bir parti ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir partimiz. Ya bir de şunu söyleyeyim. Belediyecilikte baktığımız zaman başbakanımız belediyecilikten geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne haldeyken İstanbul'un ne hale döndüğünü siz biliyorsunuz. Geçmişte su yoktu. Suyu getirdik. Hava kirliliğinden gazeteler promosyon olarak maske dağıtırlardı, gaz maskesi. Hava kirliliği, şu anda İstanbul dünyanın en hava kirliliği, havası açısından en temiz şehirlerinden birisi. Çöp meselesini kökünden çözdük. Bunun için söylüyorum, belediyecilik deyince akla AK Parti gelir. AK Parti, AK Parti büyük düşünen, vatandaşa hizmet odaklı bir partidir. Bu yüzden önümüzde biliyorsunuz büyükşehir var. Aydın'da çok şanslı bir ilimiz. Aydın artık büyükşehir olacak. Büyükşehir. Büyükşehir'in nimetlerini saymakla bitmez. Şu anda kanun biliyorsunuz komisyondan geçti. Genel kurulda görüşülecek. Tabii bunları inşallah ben zaten dün akşamki televizyon programında söz verdim. Büyükşehir'in nimetlerini ben özellikle gelip 2-3 saatlik bir süre zarfında izah edeceğim. Çünkü ben de eski bir belediyeciyim. 8,5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İSKİ Genel Müdürlüğü'nü yaptım. Yani biz dünyanın en muazzam tesislerini inşa ettik. Dolayısıyla inşallah burada da artık bu belediyeciliğin, AK Parti belediyeciliğin başarısını onun yazacağı destanları görmemiz lazım. Yani ben burada belediyecilik adına bir şey göremiyorum. Zaten merkez hükümetin yaptığı çalışmalar olmasa Aydın ne hale gelir? Onu siz de biliyorsunuz. Biz büyük destek veriyoruz. Dolayısıyla sizlerden şu sözü almak istiyorum. Önümüzdeki mali idare seçimlerinde artık Aydın'ın mahpus talihini değiştirelim. Ve sizlerden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmanız için gece gündüz gayret bekliyorum. Söz mü? Söz. Söz. Farkı görecektir. Fark. Aydın'ı muhteşem bir şehir haline getireceğiz. Bütün beldeleri, bütün şeylerle, ilçeleriyle, bütün yerleşim alanlarıyla Aydın'ın için büyük düşünüyoruz. Aydın için vekillerimle beraber inşallah çok muhteşem projelerimiz var. Tabii neden? Merkez hükümeti bunu şöyle düşün, bir uçak düşünün. Bir kanadı merkez hükümetse diğer kanadı mali idaredir. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla şu anda Aydın yarı kanatla uçan bir adeta bir şehir gibi. İnşallah iki kanatlı bir şekilde Aydın'ı uçuracağız. Bunun sözünü veriyoruz. Ben de Aydın'ın bir hizmetkarı olarak birlikte inşallah vekillerimizle birlikte çalışacağız. Vekillerimiz de çok çalışkan.
Bakın gece 4'e kadar mecliste çalışma oldu. Sırf bugün koordinasyon toplantısı var diye hemen buraya geldiler. Diğer vekilimiz de yetişemedi. Afak da yoldadı. Ama de biz bakın çalışmalar devam ediyor. Bu akşam biz Kızılcamam'a gideceğiz. Türkiye için Başbakanımızın liderliğinde milletvekillerimizle büyük hedefleri ortaya koyacağız. Neler yaptık, neler yapacağız. İnşallah bu konuda Aydın'dan çok şeyler bekliyoruz. Biz de gereken neyse yapacağız. Ben de Aydın'daki teşkilatımızın çalışmalarını biliyorum. Seçimlerden önce de gelmiştik. Nazirliğe, Aydın Merkez Yeni Pazar'a gittik. Güzel çalışmalar yaptık. İnşallah burada kadın kollarımızın da hanımefendilerin de büyük gayretlerini ben biliyorum. Onları da alkışlıyoruz. Hakikaten o yazın istihdamında çok büyük gayretlerini. İnşallah hayırlısı olacak. Güzel olacak. Ben de bu duygularla hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çifte Bayramı kutladık. Hem Kurban Bayramı hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı. Bu vesileyle geçmiş bayramlarınızı da tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu bayramların milletimizin birlik, beraberlik, kardeşliğinin daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii bizim yapacak işlerimiz var. Ben sizleri selamlıyorum. Zaten şunu ifade edeyim. Koordinasyon toplantısında müsaade edin. Koordinasyon toplantısında biz bütün tabii orada bütün herkesi davet ettik. Bütün belediyelerden sorumluyuz biz tabii ki. Bütün değişik partilerin belediye başkanlarının katılan, koordinasyona katılan herkesin taleplerini aldık. Ama yeni talepler varsa biz daha buradayız. Sayın İl Başkanımıza, milletvekillerinize verdiğiniz yazılı olarak onları da takip edeceğiz. Sayın Bakanım, tam sıcağı son günlerde gündemdeyken bir şehirden bahsettiniz. Sizin de isminiz Aydın'a geçiyor. Partinin Aydın, Belediye Başkanı Aydın'a da geçiniz. Hüseyin Bey, biraz sonra. Düşünceniz yok yani. Zaten bakalım. İkinci dönem benim. Ben üçüncü dönem diye sananlar olabilir. Ama Aydın partimizin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için düşündüğü son derece dinamik, muhteşem Aydın'ı çuracak adaylarımız var. Onun siz düşünür müsünüz Sayın Bakan? Siz düşünür müsünüz görev verilirse? Efendim şimdi benim ikinci dönem diyorum sizden. Bir dakika beni karıştırın. Onu karıştırmayın öyle bir şey yok şu anda. Evet. Sayın Bakanım. Sıranın zehirlendiği iddiası var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Azra sesli olun lütfen. Şimdi efendim tabii biz de yeni haber alalım maalesef. Tabii gerçekten çok vahim bir durum. Zaten şüpheler vardı. Biliyorsunuz lütfen sessiz olun. Arkadaşlar bir dakika. Biliyorsunuz rahmetli Özal Türkiye'de çağ atla. Bakın Özal'dan önce Türk Parası'nı koruma kanunu vardı. Yurt dışına çıkacak olan ilim adamları dahi para bulamaz. Hatta bazı arkadaşların profesörler tebliğ sunmak için yurt dışına giderken ayakkabısının içine, çorabın içine 100-200 dolar sıkıştırarak öyle çıkardı. Nereden nereye? Çağ attı. Allah rahmet eylesin. Tabii maalesef Türkiye'nin önünü kesmek için bazı çeteler değişik zamanlarda bu şekildeki maalesef menanetleri işledikleri anlaşılıyor. Ama artık biliyorsunuz biz hükümet olarak bunların üzerine gidiyoruz. Çeteleri darmadağın ettik. Bundan sonra artık buna müsaade edilmeyecektir ve hesap sorulacak. Yani demokrasinin önüne taş koyanlar veya bu şekilde menanetleri işleyenler hakkında gerekli çalışma yapılacaktır. Tabii bunu yargıya intikal ettiği için yargı ve gerekli incelemelerden sonra bunun müsebbipleri varsa onlar hakkında gereği yapılacaktır. Çok üzüldüm doğrusu isterseniz. Ama Türkiye adına çok önemli bir adımdır. Artık bu tür defterlerin, çetelerin devrinin kapandığını, darbelerin artık sona erdiğinin işaretidir. Hesap kim demokrasi dışında yollara tevessül ederse gereği yapılacaktır. Bunun işareti budur.
Esasen herkes için demokrasi kapısı açıktır. İsteyen olursa çekedini çıkarır. Ben de devlet memuruydum üniversitede. Hocaydım, bürokrattık. Çıkardık çekedimizi. Seçimlere katıldık. Neticede demokratik yollarla hizmet ediyoruz. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin açlık grevleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin açlık grevleriyle ilgili cezaevi incelemesi vardı efendim. En son bu konuyu da söyleyeceksiniz. Bu açlık grevleri başbakanımız dediği gibi. Hükümet sözcüğümüz bu konuda gereğini söyledi. Ben bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Dolayısıyla ben genelde Aydın'la ilgili, Aydın'a kilitlendik hedefimizi. O bakımda Aydın'la ilgili sadece rahmetli Özal'la ilgili konu gündemle olduğu için onu söyledi. Efendim, Aydın Belediyesi katı atıklarla ilgili 10 lira paraya Orman Bakanlığı'nın sizinle vasıtasıyla alındığını söylüyor. Evet. Bunun bir açıklığı. Şimdi şöyle, biz para falan almıyoruz Aydın Belediyesi'nden. Evet. Yani hiçbir belediyeden. Sadece bazı belediyelerin bir teklifi oldu. Ya biz katı atıkları toplayamıyoruz. Dolayısıyla en azından bu konuda suyla beraber katı atık ücreti alınsın diye. Bu tamamen belediyenin topladığı, belediyenin harcadığı bir konudur. Bakanlığa bir kuruş buradan para intikal etmemektedir. Bakın tamamen belediyenin yetkisinde. Yani tamamen belediyenin yetkisinde. İsterse talep eder. Bunu özetle uygulayayım. Ayrıca şunu belirteyim. Biz normalde su getirme işlemlerini biz İstanbul'da merkez hükümet yapmadı. İstanbul gibi 15 milyon şehrin bütün barajlarını, selatlarını, arıtma testlerini tamamen biz yaptık. Ama burada belediyede maalesef belediyecilik yapamadığı için bütün içme suyu, ishalatları, arıtma testleri ne gerekiyorsa suyla ilgili bütün problemlerde merkez hükümet olarak, DSE olarak bir çözdük. Bunu da özetle uygulamak istiyorum. Evet. Sayın Bakanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkladığı 3. havaalanı bölgesinin bir takım çevrelerde endişeler yarattı. Ekolojik dengeyi, doğal yaşamı, özellikle Kemerburgaz ve Terkos bölgesindeki su havzalarını oluşturucu etkili yönde kaygılar var. Bu konuda. Şimdi efendim zaten özellikle Terkos Gölü İstanbul'un en önemli su kaynağıdır. Hatta Sıvanca dereleri de oraya atmaktadır. Dolayısıyla bu konuda havzanın korunmasına azami dikkat edecektir. Şu anda bu konu sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı'na aittir. Ulaştırma Bakanlığı bizimle görüşecek. İçme suyu havzalarını kesinlikle koruyacağız. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın.